Merhaba arkadaşlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman söylediğim gibi, kanalıma abone olmak için videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Zil işaretini aktif hale getirirseniz, yüklediğim bütün videolardan anında bildirim alarak haberdar olursunuz. Bugün Facebook sayfamıza gelen oyalara yer veriyorum arkadaşlar. Bu oyanın yapım aşamasını isteyen arkadaşımız vardı. Öncelikle yazmamızın tığ batısını yapalım. İpimizi yazmanın tığ batısına sabitleyelim. Örümcek çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim örümceği çektikten sonra. Örümceğimin bakın böyle tepesine batıp 6 zincirimi kapatıp yuva oluşturdum. Bir zincir çekip tekrar örümcek çekiyorum. Böyle. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdan benim tığ battım. 4 tane atlayıp 5.'ye ekliyorum. Sizinki hani daha genişse 3 atlayıp 4.'ye batın. Aşağıdan 1, 2, 3 ve 4 tane tığ batısı atladım. 5.'ye girdim. Kapadım. Bakın böyle bir yuva oluşturduk. Şimdi 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Aynı tığ batısına girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım. Aynı tığ batısına girdim. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2. Başına 2 sardım. Yandaki tığ bat diye girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım. Aynı tığ bat diye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Son trabzanıma girdim, kapadım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. Kalan kısmını aşağı inebilmek için. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. sık iğnemi aynı tığ batısında sabitliyorum. Araya böyle yaprak yapıyoruz. Şimdi yine örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Örümceğimin tepesinde 6 zincirimi batıp kapatıyorum. Yuva elde ediyorum. Bir zincir çekip tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane tığ batı atlayıp 5.'ye girip kapatıyorum. Ve 1, 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Aynı tığ batı diye girdim. 2, 2 aldım. Başına bir kez doladım. Tekrar girdim. Aynı tığ batısına. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 sardım. Yandaki tığ batı diye girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım. Yine oradaki tığ batısına, aynı tığ batısına girdim. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Son trabzanıma girip kapadım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemizi tığ battının içinde tamamlıyoruz. Ve hanımlar burası hep böyle gidiyor. Tekrar örümcek çekip, tekrar yuva hazırlayıp, tekrar örümcek inip yaprak kısmını yapacağız. Bu kısım hep böyle gidiyor. Üst kısmına geçelim. Yazmanızın içinde bulunan renkleri alıp bu hazırlamış olduğumuz örümceklerin ortasındaki yuvaya ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip başına 2 sarıp yuvaya girelim. 2, 2, 2 alalım. Başına 2 sarıp tekrar yuvaya girelim. 2, 2, 2 alalım. Başına 2 sarıp tekrar yuvaya girelim. 2, 2, 2 alalım. İlk başta çekmiş olduğumuz zinciri de sayarak 4 trabzanım olunca 1, 2, 3 ve 4. 5. trabzanı 4 zincir çekip yuvaya
Başını almadan sık iğneyle kapatarak elde ettim. Birinci yaprağım hazır. Tekrar 4 zincir çektim. Başını 2 sardım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Başını 2 sardım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. İlk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 4 trabzanım oldu. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip 5. trabzanı yuvaya sık iğneyle kapatarak inerek elde ettim. İkinci yaprağımız hazır. 2, 3 ve 4 zincir çektim. Başına 2 sardım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Aynı işlemle bir kez daha trabzan yapıyorum. 4 tane oldu. 4 zincir çektim. Yuvanın içine sık iğne ile kapadım. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Ortalarının çiçeklerini böyle yapıyoruz. Buraya da başka farklı bir renkle aynı buradaki gibi yapıyoruz. Sonra buraya derken ortaları böyle yapıyoruz. Sonra bunu bana gelen modelde kenar kısmını böyle pimpirikle geçerek tek sıra halinde pimpiriklerini yapmışlardı. Şimdi onun yapımını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi üst kısmını anlatıyorum. İlk başlarken burada yaprağın ucundaki pimpire ipimizi sabitleyelim. İlk başlarken 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Şöyle bakın, bu yuvadan çiçeğin yuvasına girip şu yaprağın dibine ipimizi sabitleyelim. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincir çekelim. İlk trabzan arasından giriyoruz. Üzerine değil, aradan girip kapatıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şöyle şuradan battığım yerin arasından girip kapatıp pimpirik yaptım. Yandaki trabzanın arasına giriyorum. Bakın, aradan batıyoruz arkadaşlar. Aradan girdim, kapadım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şöyle arasından girip kapadım. Pimpirik yaptım. Yandaki trabzanın arasına giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip şöyle aradan girip kapatıyorum. Ve son trabzanın arasına bir sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Yuvaya girdim. Şu arkadan ipimi aldım. İki yaprak arası sabitledim. Şöyle birinci yaprağımızı yapmış olduk. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincir. İlk trabzanın arasına girdim, kapadım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şöyle battığım siyah noktanın, siyah ipin arasına girdim, kapadım. Birinci pimpiriğim. Hemen yandaki trabzana giriyorum. Bir sık iğnesiyle tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Eliniz gevşekse zincir 3 de çekebilirsiniz. Aradan girdim, kapadım. Hemen yandaki trabzanın arasına girdim. Bir sık iğnesiyle 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Son trabzanın arasına girdim bir sık iğnesiyle. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Orta yuvaya girdim. İki yaprak arası, bakın şöyle kapadım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Üçüncü yaprağımın ilk trabzan arasına girdim. Kapadım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Battığım siyah ipin arasından girdim, kapadım. Hemen yandaki trabzan arasına girdim. Kapadım bir sık iğne ile. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Hemen diğer yandaki trabzan arasına girdim bir sık iğne ile. 4 zincir çektim. Bakın böyle siyahın arasına girip kapatıyorum.
pimpiriğini yapıyorum. Hemen sonuncu trabzanın arasına girdim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Bakın 3 pimpirikli oluyor tepesi. Yuvaya girdim. Dibine kapadım. Bakın bir tane çiçeğimizi, bordürünü yapmış oldum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu aradaki yaprağın en üst uç noktasına batıp kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buradaki yaprağın dibine girip ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip ilk trabzan arasına girip kapatıyorum. İlk trabzanın arasına girip ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir aradan girip kapatıp pimpirin yaptım. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğnesiyle diğer trabzanı 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Buradaki yaptığımız işlemin aynısını orada da yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kenar bordünü de böylelikle yapmış oluyoruz. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.